Herkese merhabalar, ben Tuncay Lakot. Yine Trabzonspor'daki gelişmeleri sizlere aktaracağımız videoda birlikteyiz. Hafta sonunda İstanbul'da dev karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandı Trabzonspor. Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak karşılaşma öncesinde de bugün teknik direktör Nenad Bjelica basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gerçekten ilginç bir basın toplantısı olduğunu ifade edelim. Özellikle transfer konusunda, sakatlıklar konusunda ve Siopis konusunda açıklamalarda bulundu. 5 transfer yapmayı planladıklarını ifade etti teknik direktör Nenad Bjelica ve bu planlamanın içerisinde de 2 savunma oyuncusu, kanat oyuncusu ve forvet olarak da açık net bir şekilde isimleri vermese bile bu mevkilere transfer yapılacağını söyledi. Tabii ki bunlar teknik adamın beklentileri. Bu noktada yönetim cephesinde doğru koşullar oluşması halinde bu transferlerin gerçekleşeceğini de ifade edelim. Sakatlıklardan başlayalım. Fernandes konusu bizler için de tam muammaydı. Yapılan açıklamada bir hafta sonra oyuncunun sahalara geri döneceği açıklaması yapılsa da hoca bugün arka çapraz bağlarında bir sorun olduğunu ve Ekim ayının başında da bizlerle birlikte olacağını ifade etti. Bu sürecin uzayabileceğini de bizler öğrendik. Kasım ayına kadar sarkabilir. Çünkü bunlar süreç öyle ümit edilir ama o ümit beklentileri karşılamaz ve süreçte uzayabilir. Kasım ayına da sarkabilir Fernandes'in geri dönmesi. Edin Dzeko konusuna da açıklık getirdi. Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyeceğini net bir şekilde ifade etti hoca. Ve Rizespor karşısında da oyuncunun sahalara dönmesini beklediğini ifade etti. Hüseyin Türkmen'le ilgili de açıklamalarda bulundu. Çok ağır bir sakatlık değil. Geçen sezon yaşadığı aynı bölge sakattı. Onun da Rizespor karşılaşması öncesinde takımla birlikte çalışmalara başlayacağını ifade etti. Öyle bir öngörüsü var. Orsic'in de Ocak ayında geri dönmesini bekliyoruz ifadesi kullandı. Net süreler böylesi sakatlıklarda verilmez. Çünkü her oyuncunun sakatlığa verdiği tepki farklılık gösterebilir. Öngörü olarak aylık bir dilim verilir. Sakatlığın boyutuna göre dilim verilir ve belki oyuncu bu süreç içerisinde çok daha iyi çalışıp erken de dönebilir, geç de dönebilir. Bu süreçleri geçmiş dönemde Trabzonspor'da çokça yaşadığımızı hatırlatmak istedim sizlere. Fontas'ın açıklaması geldi. 2+1 yıllığına Trabzonspor renklerine bağladı bu oyuncuyu. Biliyorsunuz kendi takımında da bir takım problemler yaşayarak kadro dışı kalmıştı oyuncu. Trabzonspor hemen harekete geçerek bu transferi noktalandırdı. Forvet'te, kanatta 10 numara pozisyonunda oynayabilecek çok yönlü bir isim. Bunun da hemen altını çizmekte yarar var. Mendy ismi çok dolaşıyor Trabzonspor'da, hatta bizler de gündeme getirdik. Kevin Campbell ismiyle beraber Mendy Trabzonspor'la anılan isimler. Ekonomik koşulların uygun hale gelmesi halinde de bu transferlerin de bitebileceği konuşuluyor. Ama Trabzonspor'da Sayın Başkan Ertuğrul Doğan net tavrını belirlemiş ve Trabzonspor'un bütçe açısından üstüne çıkacağı rakamları bu transfer döneminde vermeyi planlamıyor sevgili izleyenler. Herhalde Trabzonspor taraftarları tarafından en çok konuşulan konulardan biri de hiç şüphe yok ki Ceneri ve Koyta meselesi. Sezon başında da bu iki ismi teknik direktör Nenad Bjelica Slovenya'da yapılan kamp kadrosuna dahil etmemişti. Bu oyuncularla ilgili gelecek de merak ediliyor. Ve bu oyuncuların başka bir kulüple, başka bir takımla anlaşmamaları halinde de nasıl bir yol haritası izleyecek Trabzonspor merakla bekliyoruz. Bu süreci de fesih mi yaşanacak, farklı kulüplere kiralanacaklar mı? Gelinen noktada tam bir muamma olarak önümüzde duruyor. Ama bizler de kendi aramızda yaptığımız sohbette Giannini ve Koyta'nın neden kamp kadrosuna dahil edilmediğini de konuştuk bu süreçte. En azından teknik direktör Nenad Bjelica bu oyuncuların performansını da görmek için onları da kamp kadrosuna dahil edebilir düşüncesine sahiptik sevgili izleyenler. Tekrar Nenad Bjelica'nın basın toplantısına döneceğiz. Transferleri açıklamıştı. İsim bazında değil, mevki ve kaç tane oyuncu transfer yapılması babında da böylesi bir açıklaması oldu. Taraftarlara güveninin tam olduğunu, onlarla birlikte karşılaşmaların kazanılabileceğinin altını özellikle çizdi. Çok sancılı maçlar, sıkıntılı maçların, işte Antalya Spor maçı olduğu gibi bu sancılı maçların kazanılması
önümüzdeki süreç için gerçekten özgüven açısından da son derece önemli olduğunu da ifade etti. İstanbul takımlarının özellikle sezon başındaki transfer çılgınlığına da değinerek bütçe anlamında İstanbul takımlarıyla boy ölçüşmek mümkün değil ifadesini kullandı ama onlarla sahada boy ölçüşmek en büyük hayalimiz. Bu haftaki idmanlara, açık olan idmanları izlediğimizde de kanat organizasyonları üstünde titizlikle durduğunu ifade edelim. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın özellikle hücum organizasyonlarında geçiş oyunlarının çabuk sonlandırılması noktasında da birçok telkinlerde bulundu oyunculara ve bu noktada da aslında kanat transferi noktasında neden transfer istenildiğiyle alakadar en net bilgiyi de bizlere gerçekleştirilen idmanlarda sunuyor ve kanat organizasyonlarında final paslarının çok etkili, vuruşların da çok etkili olması yönünde oyunculara sık sık telkinde bulunuyor Nenad Bjelica sevgili izleyenler. Evet, bugün teknik direktör Nenad Bjelica'nın açıklamalarının ardından kafamızda da Galatasaray maçı öncesinde bir muhtemel 11 oluştu. Yine takım kaptanımız Uğurcan Çakır kaleyi koruyacak. Eren Elmalı, Larsen, Benkoviç ve Dansville, onların önünde de Kurbelis tandemini bekliyoruz. Orta sahada Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Tekliç ve forvette de Umut Bozo. Bu A planı olabilir Nenad Bjelica'nın. Bu kez Vişça'nın yerinde kanat forveti olarak da Maxi Gomez'i değerlendirip bu noktada Umut Bozok, Maxi Gomez ikilisini de izleyebiliriz. Çünkü basın toplantısında Tekliç ismini de zikretti, Kerem ismini de zikretti ve Maxi Gomez'in oynamayacağı ile ilgili bir şey de söylemedi hoca ki bunun da altını özellikle çizdi. Bizim kafamızda da Galatasaray maçı öncesi iki muhtemel 11, Tekliçli Maxi Gomez'in kenarda oturduğu ya da Tekliç'in kenarda oturup Maxi Gomez'in kenar forvet olarak değerlendirecek bir muhtemel 11 sizlerle paylaşmış olalım. Videomuzu son olarak da yine gündeme gelen, aslında her transfer sezonunda gündeme gelen Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır'la ilgili birçok iddia ortaya atıldı. İspanya'nın Sevilla takımına gideceğiyle alakadar bir takım haberler yazıldı, çizildi ama bu noktada oyuncuya ve kulübe ulaşan resmi bir teklifin olmadığını sizlere ifade edelim. Sevilla'nın kalecisinin ayrılmasından sonra bu boşluğu Uğurcan Çakır'ın kapatabileceğiyle ilgili bir takım haberler yapıldı ama resmi anlamda Trabzonspor'a ulaşmış bir teklif yok. Onun hemen altını çizelim. Oyuncuya da ulaşmış bir teklif yok. Sadece olur yazısıyla alakadar Trabzonspor'a böyle bir yazının gönderildiği ifade ediliyor. Trabzonspor yönetimi Uğurcan Çakır'la ilgili bir fiyat politikası belirlemiş. En az 10 milyon euro bandında bir fiyat getirilmesi halinde bu transfer görüşmelerinin başlayacağı bilgisini de sizlere aktararak videomuzun burada sonuna gelelim.